Efendim merhabalar, nasılsınız? Ben Hakan Mengüç. Bugün size Sufi nefesinden bahsedeceğim. Sufizmde birbirinden farklı birçok nefes tekniği var. Ama bugün size bu nefes tekniklerinden sadece bir tanesini ve ne işe yaradığını anlatacağım. Hani kültürümüzde bir söz var, duymuşsunuzdur. Haydan geldik, huya gidiyoruz diye. Bunun ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Biz doğduğumuzda, yani anne karnından dünyaya ilk çıktığımızda derin bir nefes alırız. Bakın, sanki bunu derken hay dedim sanki. Hay. Ve ölüm anında da son nefesimizi veririz. Sufiler bu yüzden haydan geldik, huya gidiyoruz derler. Ve bu yaşam süresi içerisinde bizi hayatta tutan en önemli madde havadır. Aldığımız nefes kadar varız, aldığımız nefesin kalitesi kadar hayatımız sağlıklı. 30-40 gün yemek yemeden yaşayabiliyoruz. Birkaç gün susuz yaşayabiliyoruz ama sadece birkaç dakika nefessiz kalabiliyoruz. Bu yüzden nefes hem bedensel hem de ruhsal olarak tüm kültürlerde çok önemli bir yere sahiptir. Bugün yapılan birçok araştırma doğru nefes almanın fiziksel ve ruhsal hastalıklara iyi geldiğini söylüyor. 1931 yılında Nobel Tıp Ödülünü kazanan Otto Warburg, kanserli hücrelerin yüksek oksijenli ortamlarda yaşayamadığını keşfetmişti. Derin nefes almak için hastalanmayın, beklemeyin. Sağlıklı hücreleriniz olduğu için şükredin, teşekkür edin. Nefes tekniğimize geri dönelim. Hay ve hu nefesi demiştik. Peki sufiler bunu hangi çalışmalarda kullanıyor? Öncelikle sufi meditasyonu diye bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Meditasyon deyince herkesin aklına hemen Hint kültürü, çok tanrılı dinler geliyor. Halbuki meditasyon genel bir isim. Anlamı da yoğunlaşma demektir. Latince bir kelimedir. Hint meditasyonu da vardır, Budist meditasyonu da vardır ama sufi meditasyonu da vardır. Mesela sufi meditasyonlarına örnek vereyim size. Murakabe, zikir, dua, rabıta. Bunlar sufi meditasyonuna örnekler. Tabii şimdi bunlar zaman içinde bazıları suistimal de edilmiş ama birkaç doktor kötü diye bütün doktorları suçlamak haksızlık olur, değil mi? O yüzden birkaç tarikat ya da cemaatin yaptığı davranışlarda bütün sufilere mal edilmemeli. Neyse, biz nefes tekniğimize geri dönelim. Ama bu açıklamayı da yapmak istedim çünkü kelimelere çok takılıyoruz, gerçekten çok takılıyoruz. Halbuki önemli olan içindeki anlam, bize verdiği fayda. Eminim dinleyicilerim, takipçilerim anlama odaklanacaktır. Sufiler bu nefes tekniğini, yani hay ve hu nefes tekniğini hem ruhsal gelişimlerinde hem zaman zaman endişelerini gidermek, rahatlamak ve sakinleşmek için kullanmışlar. Hay hu nefesinde ağzımızdan hay diye nefes alırken olabildiğince oksijen çekeceğiz içimize. Nefesimizi vermeden önce de birkaç saniye tutacağız ve sonra hu diye vereceğiz. Yani ve verirken de hu diye vereceğiz. Biraz önce dedim ki sufiler bunu aynı zamanda endişelerini gidermek, sakinleşmek için de kullanıyorlar. Bugün yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki sinirlendiğimizde, kızdığımızda, endişelendiğimizde beynimiz gerçekten fiziksel olarak ısınıyor. Hani kızmak kelimesi de bir ısı ifade eder ya, beynimiz gerçekten kızdığımızda fiziksel olarak ısınıyor. Aynı bilgisayarlardaki gibi, hani bilgisayarda çok fazla işlemi aynı anda yaptığımızda bilgisayar ısınır ya, onun gibi. Peki bilgisayar çok fazla ısındığında kendisini nasıl soğutur? Fan açarak, değil mi? Fanını çalıştırır. Peki biz beynimizi nasıl soğutacağız? Aynı şekilde derin nefeslerle. Neden esnediğimizi hiç düşündünüz mü? Esnediğimizde ağzımızı bayağı açıp içimize bol oksijen çekiyoruz. Hatta ağzımızın açıklığı gözükmesin diye elimizi de kapatıyoruz. New York Üniversitesi'nden Andrew Gallup yeni bir teori geliştirmiş. Gallup'a göre esneme yoluyla aslında beynimizi aşırı ısınmaktan koruyoruz. Çenenin şiddetle açılması, kanın kafatasında dolaşmasını sağlayarak aşırı ısıyı dağıtıyor. Esneme sırasında alınan derin nefesle sinüs boşluklarından dolan hava ise beynimizi serinletiyormuş. Enteresan. İşte
gördüğünüz gibi aslında yüzyıllardan beri uygulanan tekniklerin bugün bazı bilimsel karşılıklarını görmeye başlıyoruz. Siz de bu tekniği deneyebilirsiniz evinizde. Fakat önemli bir hastalığınız varsa ve denediğinizde bir rahatsızlık oluşursa mutlaka doktorunuza danışın. Hadi şimdi bu nefes tekniğini beraber deneyelim. Hep beraber alalım. Tutuyoruz. Şimdi diye veriyoruz. Bir daha yapıyoruz. Alalım. Ve şimdi veriyoruz. Çok güzel. Bunu gün içinde ne kadar yapalım diye soruyorsanız günde sabah ve akşam 3 defa yapmanız yeterli. İhtiyaç hissettiğinizde yapmanız da fayda sağlayacaktır. Bu arada eğer Sufizm'le ilgili daha fazla yöntem paylaşmamı istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Çünkü yorumlarınızı okuyorum ve videoları sizin istediklerinize göre çekmeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu teknik hayatınızda fayda sağlayacaktır. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.